Neyi bekliyorsunuz? Biz sizden emir almıyoruz. Siz haber götürün ve haber getirin. Bundan fazlasıyla da ilgilenmeyin. Biz haber getirdik sana. İlek Han tarafından. Özel elçinin getirdiği haberin bir resmi emir olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorum. Biliyorum ama sizin ne çıkarınız olduğunu bilemiyorum. Bizim çıkarımız Hekim Ebu Ali Sina'yı bulmaktır. Samani sınırlarını peş peşe kırıp geçmemiz lazım. Şu sözü dinle o zaman. Eğer Samani sınır görevlilerinden korkunuz varsa, Samani sınırından boyunlarınıza zincir vurarak, Gazne diyarından havlayarak sultanın köşküne kadar gidin. Kalkın! Hücum ediyoruz! Burnum Türklerin kokusunu alıyor. Görünüşte çölden başka bir şey yok. Çöl kendi gün doğuşunda uyumakta. Ama kim bilir tepelerin arkasında çölde kimler var? Bir akşam daha geçti ve hala yaşıyoruz. O zaman ölüm korkusunu kendimizde yaşatmayalım. Çölde hançer çekecek kimse yok. Türkler de bizim gibi insanlar. Ama sultanları Afrasyap ve Gersiyevz'in soyundan gelmedir. Kadın ve çocukların kanlarının hesabını kim verecek? Allah aşkına yeter. Kimse bize hücum etmedi. Neden korkuyorsunuz? Yüreğiniz ürkmüş. Yüreğiniz titremiş. Bizim savaşçı kuvvetlere ihtiyacımız var. O da gelecek. Evet. Samani emiri sözümü dinleme koşuluyla. Kabul edecek. Mecburen kabul edecek. Eğer Saman diyarını isterse kabul edecek. Şöyle bazı gölgeler görüyorum. Yeter! Yeter artık! Ha ha ha.
Hala kalabilir misin? Eğer istersen tabii. Hayvanı ne çok yürütmüşsünüz. O beni yürüttü. Yıllardır onunlayım. Hayvanı uzun yolculuklardan muaf etmen gerekir. Yaşlanmıştır. Eğer beni Saman diyarından Harezm diyarına götürürse yolculuktan kurtulacak. Demek Gorganca gidiyorsun. Birisini takip mi ediyor? Bilmiyorum. Zaman gösterecek. Evet, Gorganca gidiyorum. Acele etmem gerekiyor. Saman diyarından kaçmakta mısın? Ben gidiyorum. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Hiç mi kuzu eti görmedin? Bir genç beni takip etmekte. Ben ona görünmek istemem. Elinde bir kitap var ve açık renkli giyinmiş. Sen onu tanıyor musun?
Hem çok iyi ve hem çok ucuzdur. Her dörtmen bir derhemdir. Buyurun. Onu görüyorum. Ben onu görüyorum. Hem de çok iyi görüyorum. Esnaf eşrafından mı? Şu ana kadar hiç görmedim. Hem o hem de sen yabancısınız. Atını al ve git buradan. Hadi güle güle. Gidiyorum. Çiğ yağ ve kuyruk yağı sağlığa zararlıdır. Özellikle senin fazlasıyla yağ sahip olduğun için söylüyorum. Senin gibi olmamı mı istiyorsun? Bir deri bir kemik. Hayır, benim gibi olma. Ama dikkat et. Her şeyde ve her yerde. Sen meraklı mısın, şehir koruyucusu musun, yoksa doktor Hiçbiri musun? Hiçbiri değil. Hadi git artık buradan. Başımı ağrıttın. Dört yol meydanından beri beni gözlüyorsun. Casus musun? Allah korusun, bu şehirde yabancıyım. Gorganlıyım ve bu şehirde kimsesiz yabancı kaldım. Benimle işin ne? Atı eğerlerken dua ettim. Tüm paranı bitirmeyesin. Ve en az 3 derhemin kalsın diye. Birkaç derhemim var. Eğer yan kesiciysen bilmiş ol ki parama çok iyi bakarım. Ben Mevla'nın yanında bir öğrenciyim. Mevlam'ın 3 derheme ihtiyacı var. Mevlam bana bu kitabı vererek 3 dereme satmamı istedi. 4 yol meydanında seni gördüm. Düşündüm, alıcısı sen olabilirsin. Kitabı sana vermek için uygun zamanı kolluyordum. Yok, şimdilik kitap alamam. Şu anda yolcuyum ve yola gidiyorum. Kitabı isteyemem. Çünkü fazlasıyla yüklüyüm. Bir zamanlar büyük bir kütüphanem vardı. Yangında kül oldu. Hala cezasını ödemem gerekiyor. Anlıyor musun? Çok yazık. 3 gündür alıcı peşindeyim. Sadece 3 gümüş derhem için. Yazarı bundan fazlasını kağıt masrafı için ödemiş. İnanabiliyor musunuz? Kitabın konusu ne? Aristotel'in hayat ötesi makinesinin sırları hakkında. Aristotel'in hayat ötesi makalesini birkaç kere okudum ama sırrını çözemedim. Benim gibi biri anlamadıysa senin yazar hocan nasıl anlar? Bırak gideyim. Sen kitabın alıcısı değilsin. Ama sana 3 derhemi vereceğim. O zaman sen bu kitabın alıcısı mısın? Hayır, yazarına geri götür veya kendinde kalsın. Yüküm ağır. Üzüldüm. Ben dilenci değilim. Peki, peki. Atımın çantasına koy. Bilmeni isterim. Yazarı büyük düşünür Ebu Nes Farabi'dir. Thank you.
Kimin çantasında para varsa buyursun. Kimin çantasında para varsa gelsin. Rey'den bir kervan gelmiş ve şimdi dört yoldandır sizinleyim millet. Cam, yeni eşya, baharat ve zencefil, biberle beraber nergis, zambak ve gül suyu ve safran ve kına, ibrik vesaire vesaire. Herkes duysun, kervan yakut ve firuze, soğan, sarımsak, buyurun herkes gelsin. Kimin çantasında para varsa gelsin. Buyurun sarımsak, firuze, her ne isterseniz bende vardır. Yeter ki paradan haber verin. Buyurun. Ey sokak ve pazarın halkı. Yeni Şah'ın emrine göre, yeni tahta oturan Samani Şah'ın Hüccetül Hak Ebu Ali Sina'yı arıyorum. Kim ondan haber getirirse 70 dinar göz aydını alacak. Herkes beni duydu mu? Kim ondan haber getirirse 70 dinar alacak. Bundan yararlanın millet. Herkes alsın, hadi gelin. Cam, nergis, yeni eşya, zambak, gül suyu, safran ve kına, ibrik vesaire vesaire, zencefil, biberle beraber, nergis, yeni eşya, baharat, her çeşidi bulunur bende. Yeter ki paradan haber verin. Buyurun, herkes gelsin, herkes gelsin. Parası olan bana gelsin. Yeni eşya, kervan malı bunlar, kervan malı. Ver şunu bana. Onu bana bırak amca. Ver, ver bak ne duyacaksın şimdi. Ver, ver. Şunu ben diyorum sana. Al. Al dede. Hadi gidelim. Neden yürümüyorsun sen? Sanıyorum 70 dinar kazandım. Nerede? Nerede mi? Tam gözümün önünde. İşte bak, şurada görüyor musun? Kimmiş senin önünde? Tariflere uyuyor. Şeyhül Reis. Bu Ali Sina'dır. Görüyorsun değil mi Ali Sina? Adam sen sarhoş değil aptalsın. Esnaf hiçbir zaman 70 dinarı bırakıp geçemez, anladın mı hiçbir şekilde? Dur bakalım. Söylesene bana, sen Ali Sina değil misin? Neden cevap vermiyor bu? Sağır mıdır nedir, duymuyor galiba. Bu Ali Sina Nişabur'da reyin bakırcılarının duyduğunu söylerler. Bence öyle değil. Gidelim. Bence hiç mi hiç şansları yok bunların. Eğer şeyh olsaydı askerler götürürlerdi. Boşuna para harcamazlardı. Öyle değil mi? Keşke sen şeyhül reis olsaydın. Benimle mi konuştun? Evet. Evet. Sen Ali Sina şeyhül reis, şerefül mülk değil misin ha? Söylesene. Öyle değil mi?
Hadi söyle. Bu kitabın karşısında öğrenciden başka bir şey değil. Ben biliyordum zaten. Doğru söyledin. Gidip kendime sessiz bir yer bulmalıyım. İyi günler kalenderler. Hadi İyi günler. Allah rahmet eylesin. Kimdi? Kasap ustam gitti. 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 Gitti.
yapıyorsun? Ne yapıyor bu? Ölüyor atlasın. Günahı var bu. Günahdır. Günahdır be adam. Hadi bırak onu. Rahat bırak onu. Hey! Rahat bırak onu. Yaptığın günah bilmiyor musun? Ne yapıyorsun be adam? Bu yaptığının günah olduğunu bilmiyor musun? Çekil git başımdan. Bırak onu. Bak güzel oluyor soyun. Bırak onu! Çekil oradan be! Oynama! Bırak, bırak onu! Bırak onu! Hala başında! Hala başında görüyor musun? Çekil oradan! Ne yapıyorsun? Çekil ürünün başından! Bırak, bırak adamı! Bırak şunu! Yapma! Hala başında! Biriniz çekil şu adamı oradan! Çekil! Çekil oradan! Çekil oradan! Çekil oradan! Çekil oradan! Kuyruk yağı ve çiğ yağ sağlığa zararlıdır. Ömrünün sonuna kadar bundan uzak dur. Gitmem gerek. Allah'a sığınırım. Güle güle şehrim. Yolun açık olsun şehrim. Güle güle. Yolun açık olsun şehrim. Yollar olsun. Güle gel şehrim. Böyledir. Bu konunun ağırlığı nedeniyle dikkatli olmalıyız. Selamünaleyküm. Bir insan sağlıklı ve akıllı olarak dünyaya gelsin. Ey Ekim! Ancak öyle bir boşluk veya mekanda bulunsun ki ısı ve basıncı ve vücut ısısı İnsanın ısısı ve vücut ısısı ve basıncına benzesin. Ve varsayalım ki insan bu ortamda ters olarak bulunsun. Ey hekim! Öyle ki onun ve eşyanın arasında herhangi bir dokunma veya ilgi kalmasın. Ve o ortam aydınlık ve sesten ırak olsun. Boş bir ortam, karanlık ve her şeyden ırak. O insan her şeyden uzak olduğu halde kendi benliğinden bilinçlidir. Bu da nefsin vücuttan ayrı olduğunun belirtisidir. Ve o insandır ki her zaman kendi ruhunu dinler. Aleykümselam. Ey şeyh, bir şey söyleyecektim. Öncelikle benim cevabımı verin. Siz ikiniz nasıl ve nereden geldiğinizi biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. Söyleyeceğimiz de bununla ilgili. Peki o zaman. Dersten sonra nereye gideceğinizi biliyor musunuz? Sanırım evet. Yok, sanırım hayır. Bilmek ister misin? Evet. Doğumdan önce nereden geldiğini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Bilmek ister misin? İsterim. Nereden olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Var olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum hiçbir şey. Ölümden sonra nereye gittiğini bilir misin? Hayır. Evet. Bilmek istediğinizden emin misiniz? Evet, istiyorum. Sen kendini tek mi bilirsin çok mu? Bilmiyorum. Şimdi bilmiyorum. Vücudun birçok organı var.
O zaman çoğunluktur. Evet, bilmiyorum efendim ama... Tek olan senin ruhundur. Neden yaratıldığını bilir misin peki? Şimdi bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ama bilmek için düşünüyorsun. Sanırım evet, evet. Şimdi sağ elini kaldır. Şimdi gelin ve bize katılın. Şimdi bilmek için düşünme. Yapamam. İnsanın ruhu her şeyden önce kendi vücuduna bağlıdır. Hekim Ebu Ali Sina, bizimle gelmelisin. Geleceğim. Okula saygı göstermediğiniz halde. Ama bu soruyu cevaplandırdıktan sonra nereye gelmem gerektiğini söyleyin. Ondan sonra kendi isteğimle mi yoksa zorla mı gelmem gerekiyor çocuklar? Bu 3 soru oldu. Şimdi cevapları istiyorum. 1- Neden gelmeliyim? 2- Nereye gelmeliyim? 3- Nasıl gelmeliyim? Nedenini bilmiyorum. Ama nereye olduğunu biliyorum. Harezm Şah huzuruna. Nasılını bilmiyorum, sizi Harezm Şah huzuruna götürmemiz emredildi. Eğer kendi isteğinizle gelirseniz minnettarız. Eğer istemezseniz yine de hüküm geçersiz olmaz. Şimdi şeyh, kendiniz söyleyin. Bu zor bir istek mi? Her iki şekilde beni zorla götüreceksiniz. Ama ben... Gelmemek için çaba gösterebildiğim halde çaba göstermiyorum. Bu da istektir. İnsan hiçbir zaman istediği gibi davranamaz. Ve hiçbir zaman da istemediği gibi. Nerede karar sana aitse, hiçbir zorluk yoktur demektir. Kendi sevabı ve yanlışı bu bölümdendir. Sınıfı tatil edin ey hekim. Acele etmelisiniz. Acele ediyorum. Ama birileri bir şey söyleyecekti. Hocam. Siz ikiniz sorularınızı sorun bakalım. Hocam. Sorunun zamanı geçti. Onların sizi aradıklarını söyleyecektik. Onlar mescide gelmeden burayı terk etmenizi söyleyecektik. Yazık. Harezm Şah huzuruna gidelim. Ey kaderin elçisi. Belki akşam iri bir hindi şahın mutfağından çıktı. Ama şahın sofrasına girmedi. Bunu bir mutfakçıdan duydum. Bu konuda bir şey duymadım. Mutfakçının dediğine göre o senin annenin evine gitmiş, doğru mu? Yavaş konuş. Bu bir iftira. Eğer iftiraysa neden yavaş konuşayım? Yoksa korkuyor musun?
Tek koşulda duymak istediğini söylerim. Eğer kimseye bu konuyla ilgili bir şey söylemezsen. 4 gündür köşkten uzaklaştırılmıştım. Harzemşah köşkünde neler olduğunu bilmek isterim. O zaman taş gibi dur. Ayak sesi geliyor. Saklan. Ümidim ona bağlı. Derler ki varlıklar hakkında bilmediği bir şey yokmuş. Ben de öyle duydum. Eli şifa getirirmiş. Ne kadar da zayıflamış. Şeyhül Reis Ebu Ali Sina'yı mı diyorsunuz? Şehzadeyi diyorum. Kim bunlar? Biri Muht Sahli Harzemşah'ının veziri. Peki ya diğeri? Köşkün has adamlarından. Neyle ilgili konuşuyorlardı? Eğer yeni görevini korumak istiyorsan sessiz ol. Aynı köşkün taşları gibi sessiz olmalısın. Özellikle bu koridordan geçenler olunca. Evet öyleydim. Ama sözlerini duydum. Hiçbir taşın kulağı olmaz. Mutfakçı diyordu, büyük bir hindi. Tamam ve... söyleyeceğim dedim. Mamun İbni Muhammed'in başına ne gelmiş? Şeyhol Reis kim? Vay sana. Şehzadenin adını duymanıza hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Hele adını anmaksa asla böyle bir şey olamaz. Bu akşam ay doğduğunda taş olacaksın, tamam mı? Şahın mutfağından hindi çalıyorsun ve taş olmuyorsun. Söyleyeceğim, söylüyorum da. Söyle, hemen söyle. Yoksa adını tekrar söyleyeceğim. Mamun İbni... Şehzade hastalanmış. Bunu tüm çalışanlar zaten biliyor. Devam et. Taş gibi dur çabuk. Hı? Nasıl bir korku sarmış köşkü. Tam da kocamın hayalinde olmadığı zaman. Şehzadeyi köşke bağırmaktan nasıl alıkoyacağım ben? Köşkün haberleri dışarı çıkmaz hanımım. Köşkün tüm has insanları biliyor. Berberim yüzümün buruştuğunu söylüyor. Şehbanu her zamanki gibi güzeldir. Hizmetçilerime kötü mü davrandım da şehzade oğlum böyle bir hastalığın pençesine düştü? Hiçbir zaman. Hizmetindekiler ve kullarım için hiç mi gözyaşı döktü? Ah döktünüz. Hiçbir anne çocuğu için böylesine üzülmemiştir. Saçlarındaki beyazlar kırka varmış. Gitgide üzüntüm artıyor. Altından kalkamıyorum. Bekçiler buradalar. Bu şekilde saçlarınızdan bahsetmemelisiniz. Onlar duvarın bir parçası olmalı. Kulakları yoktur. Bu anası mıydı? Köşkte kafanı korumalısın. Cellatları kesici hançerlere sahiptir. Hmm. Şeyh Banu'ydu o. Hastalığı ne? Şeyh Banu'nun mu? Oğlunun. Şehzade... Sanki beni dinlemiyor gibisin ha? Oo. Hatırlıyorum da mutfakçının söylediğine göre bir hindi... Tamam söylüyorum. Şehzade inek olduğunu zannediyor. Thank you.
Sen birliğe katılmalısın. Köşkte bekçilik sana göre bir iş değil çünkü. Ama ben Ayşe'den hiçbir şeyi duymadım. Bir tek kelime bile. O zaman Hindi neydi? Hadi cevap ver bakalım. Ne Hindisi? Ben öyle bir şey duymadım. Hiçbir şey duymadığına yemin eder misin? Mamun İbni... Şehzadenin başına yemin ederim ki hiçbir şey duymadım. O zaman taş gibi sessiz ol. Şimdi ne yapıyorlar? Sadece dur.